Evet, gene geldim bir masaya doğru habersiz ama az önce Fatih Başkan böyle yapıyor, seni iyi gördüm, iyi gördün mü Fatih Başkan? Sizi göndermeden gitmeyeceğim. Sanmayın ki bu adam kanser bizden önce gidecek, mümkün değil. Baktı ki Burhan Başkan ben gitmiyorum dedi, kurtuluş yok, çağıralım dedi. 5 sene sonra beni çağırdı. Efendim misafirlerimiz protokol gelmeye devam ediyor. Biraz dolsun diye bekledim ama malum adı üstünde protokol biraz geç gelirler. Aramızda LADEF Genel Başkanı, LADEF Genel Başkanı ve LADİKLER Dernek Başkanı aynı anda Fatih Zeybek var. Uzun zamandır da görmüyordum. Burhan Başkanım çok teşekkür ederim. Başkanla görüştüm. Önce mikrofonu sana vereyim. Ondan sonra sırayla bir mikrofon çevireceğim. Ama ben yine her zamanki gibi kameranın arkasına geçeceğim. Veriyorum mikrofonu sana. Bak söylüyorum, ölmeyeceğim. İlk programımızdan bugüne kadar bize adeta güzel programlar organize eden kıymetli Ahmet abime çok teşekkür ediyorum. Şu anda burada Samester Derneğimizin piknik programında biz de LADEF olarak, Laik Dernekler Federasyonu olarak yerimizi aldık. Biz sivil toplum örgütleri neredeyse, hemşehrilerimiz neredeyse orada olmaya gayret ediyoruz. Ahmet abinin burada olması da bir sürpriz oldu bana gerçekten. Bizim 6 tane programı organize ettik. O programların mimarı, evet perde arkasında mimarlarından birisi Ahmet abi. Ben kendisini bir Samsunlu olarak tebrik ediyorum. Ve bundan sonra da uzun uzun programlar diyorum Ahmet abi inşallah. Çünkü seninle her şey güzel oluyor. Buraya Esenyurt Şehitler Mahallemizin çalışkan muhtarı, Samsunlu hemşerimiz Dursun Akbal muhtarımla, abimle birlikte geldik. Piknik programı gerçekten güzel bir gözüküyor. İnşallah burada güzel program olacak. Yine bir önceki dönem meclis üyemiz Sezai Başkanımız da burada. Biz Samsun neredeyse oradayız. Burhan Başkanımızın davetini icabet ettik. Yine parti başkanlarımız, İYİ Parti evet yönetiminden başkan yardımcılarımız, kardeşlerimiz var burada. Yani biz Samsun olarak her yerdeyiz. Olmaya da devam edeceğiz Ahmet abi. Çünkü sivil toplum örgütleri hemşerilerini bir araya getirip, birleştirip bu gibi programlarla kaynaşmasına vesile oluyor. Biz de burada olmaya gayret ediyoruz. Ben bu programı düzenleyen Samester Dernek Başkanım, Sayın Burhan Erginer Başkanıma teşekkür ediyorum. Onun daveti ve yönetiminin daveti üzerine şu an biz buradayız. İnşallah güzel program olur diyorum. Samsun olarak daha güzel program yapmaya teşekkür ediyorum. Ve mikrofonu biraz önce kendisine bahsettim. Esenyurdumuzun Şehitler Mahallesi'nin seçim olduğu günden itibaren çalışmasını aynı hızla devam eden başarılı muhtarımız Dursun Akbal abime, muhtarıma veriyorum. Buyur muhtarım. Sevgili Ahmet abiciğim, teşekkür ederim önce. Ben Samsun Ladikli'yim. Esenyurt Şehitler Mahallesi muhtarı Dursun Akbal. Sezai Başkanımı, Burhan Başkanımı yıllardan beri tanırım. Esenyurt'ta 1990'da geldik, ilk Samsun camına karşılaştık. Gurur duyuyoruz. Burhan Başkanımın da programı olduğu zaman inan 5-6 tane programım vardı. Onlara oğullarımı gönderirim, iki oğlumu. Kendim buraya katıldım. Fizan'da yapsa geliriz yani Burhan Başkanımı. Değerli başkanlarım da burada. Sezai Başkanımı. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Saygı ve sevgilerimi söylerim Ahmet abi. Görüşmek üzere. Ben de katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada yine Samsunlar, Amasyalılar buluşuyor. Bu arada bu derneğin kurucu başkanı olarak hemşehrilerimizin buradaki birlik beraberliğini gördükçe başta Sayın Başkanımız Burhan abiye ve tüm yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılarından dolayı onları kutluyorum. Gerçekten bu denli sıcak, bunaltıcı bir havada insanlarımız yine buradalar, birlik beraberliğini, dayanışmasını göstermektedirler. Bu manada katılım sağlayan başta misafirlerimiz ve tüm hemşehrilerimize ve sizin televizyonunuz kanalıyla da tüm izleyicilerimize, hemşehrilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben Ferhat Günay, Esenyurt İYİ Parti Başkan Yardımcısıyım. Şu anda Burhan Başkanımın daveti üzerine piknik alanına gelmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda kendim Orduluyum. Onun için hemşehrilerimden çok çok kendilerine teşekkür ederiz. Çok muhteşem bir hava içerisinde, atmosfer içerisindeyiz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Merhaba, ben Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak Burhan Bey'in
davetine katıldık. Davet için de çok teşekkür ediyorum. Herkese eğlenceler. Evet kıymetli hemşerilerimiz, değerli izleyenlerimiz, SAMES'lerimizin piknik şölenindeyiz. Alanımıza birbirinden değerli misafirlerimiz teşrif ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Bağcılar'da Samsunlu hemşerilerimizin, Samsunlu kadınlarımızın sesi olan Samsun Kadın Kolları Platformu Başkanımız Fatma Uzunay Başkanımızla birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Programla alakalı neler söyleyeceksiniz? SAMES'ler Başkanımız Burhan Erginer Başkanımıza destek için geldim. Samsunlu hemşerilerimizle birlik beraberlik içerisinde bayanlarımızın da birlik olmasını aşılamak için buraya geldim, katıldım. Hem piknik alanında arkadaşlarımız biraz eğlensinler, temiz hava alsınlar. Hem de biz birlik beraberlik içerisinde burada olalım istedim. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Her zaman sizleri zaten Samsunlular programında görüyoruz. İyi ki varsınız. Hemen sözü ben Kıraç Esenyurt Kıraç'ta bulunan Kıraç Genç İş Adamları Derneği Başkanımız, Havzalı iş insanımız Ali Sakallı Başkanıma veriyorum. Evet Ali Sakallı Başkanım, mikrofon. Çok teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyenlerin, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Karadenizlere gurbet ellerinde yardımlaşmak, dayanışmak herkesin görevi diye düşünüyorum. Bu şekilde programların devamını gelmesini ve biz de maddi manevi her türlü destekçileri olduklarını bilmelerini isterim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İstanbul'da Esenyurt'ta Havzalı hemşerilerimizin sesi olan Esenyurt Havzalılar Dernek Başkanımız ve aynı zamanda kıymetli iş insanımız Muharrem Kurtça Başkanımızla birlikteyiz. Başkanım, SAMES'ler programının bugün 7. piknik şöleni var. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar, İstanbul'da Samsunlar olarak biz de bir dernek başkanı ve SSK topluluğu olarak bütün derneklerin programlarına destek veriyoruz. Maddi ve manevi katılımda bulunuyoruz. Bu yapılan programlar kolay değil. Başkanlara emeklerinden dolayı Allah yardımcıları olsun, kolay gelsin diyorum. Biz de her zaman Samsunların yanındayız. Sivil toplum örgütü olarak İstanbul'daki Samsunların sesi olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanım, SAMES'ler programındayız. 7. geleneksel piknik şölenindeyiz. İstanbul Kemerburgaz'da Alaçam Dernekler Federasyonumuzun Genel Sekreteri Sayın Kadir Deniz Başkanım, neler söyleyeceksiniz programla alakalı? Tabii öncelikle başkanı, Burhan Başkanı ve SAMES'leri tebrik ediyoruz, yönetimini. Burada önceden de çok geldik buraya pikniklere. Sezai Başkanımız başkanken, o zaman kurucu başkanıdır Sezai Güntev aynı zamanda. Yıllardır düzenli olarak yapıyorlar. Ben gerçekten buradan SAMES'leri kutluyorum, tebrik ediyorum. Başkanlığı ve yönetimini. Güçlü bir derneğimiz, İSTEF'e bağlı bir derneğimiz. Biz de İSTEF ailesi olarak, genel başkan ve yönetim olarak bütün derneklerimizin pikniğine katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Buradan kurucu başkanımız Sezai Başkan ve Burhan Başkan'ı kutluyorum. Gerçekten güzel bir dernekler var. Aktif ve faaliyetleriyle birlikte kendini kanıtlamış bir dernek. Teşekkür ediyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum Ferhat Bey. Ben size teşekkür ediyorum. Hiçbir programda Samsunlu hemşerilerimizi hiçbir programda yalnız bırakmadığınız için ve beni de yalnız bırakmadığın için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli hemşerilerimiz, değerli izleyenlerimiz, SAMES'ler pikniğimizdeyiz. SAMES'lerimizin 7. geleneksel pikniğindeyiz ve yanımızda Ladik Günkoru Dernek Başkanımız Mustafa Atsan Başkanımız yanımızda. Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz, piknik şölenimize hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. SAMES'lerin düzenlemiş olduğu 7. piknik şölenine İSTEF olarak katıldık. Katılım sağladık. Çok güzel. Burada hakikaten hava rahat, serinlik. İstanbul öyle bir şekilde, sıcak bir şekilde yanıyor zaten. Öyle bir katılım sağladık. Çok iyi bir şekilde, çok güzel. Katılım da güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli hemşerilerimiz, ben de mikrofonu sahibine devrediyorum. Ahmet Güngör Bey'e devrediyorum. Ben de kendi programıma devam ediyorum. Asıl tehlike burada. Atabali'nin, daha doğrusu siz programı izlerken biraz önce dedikodusunu yapmışım ya, demişim ki bir tanesi yoğunluktan dolayı söz verir ama 3-5 gün sonra sözünü tutar. Bir de lanet ben varım demiştim Burhan Başkanımın etrafında. Biz yetiyoruz ve sevgili Eyüp Ercan, sevdiğim bir kardeşim, candır. Allah razı olsun. Zaman zaman Eyüp bize bu lazım. Tamam yapar ama başkanım kaç gün sonra yapar? Bir ay sonra yapar galiba. Yapıyor mu?
Bir aydaysa o zaman ben sözümü geri aldım en az 2-3 ay. 4 ay galiba, ben ayları karıştırdım. 1. ayda başladık, 5. ayda bitti. Başkan, seni seviyorum. İyi Vercan, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şöyle, evet ben yaparım ama kendi istediğim zaman yaparım. Başkasının istediği zaman yapmam. Öyle bir huyum var. Tabii bugün buradayız. Biraz bu aralar çok şehir dışı gittim geldim işlerden dolayı. Biz de SAMKON olarak güzel bir organizasyon hazırlığı içerisindeyiz. Cumhuriyet'in 100. yılı ile alakalı. Tabii Burhan abinin bendeki yer hakikaten ayrıdır. Bu hafta sonu da İstanbul'daydık. Geldik. Güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz de biraz o stresli günlerimizin içerisinde güzel bir orman havası almış olduk. Güzel bir gün, emeğe geçen herkese teşekkürler. Çok kısa bu bisiklet turundan çok kısa geçecek. Herhalde ilk etap Samsun Havza arasında galiba. Şöyle, biz normalde 15 Temmuz Samsun'da, 12 Temmuz'da Samsun'da start verip 15 Temmuz'da Ankara'da bir şekilde planlamıştık ama bu sene tabii Samsun'daki aşırı ve Samsun Amasya'daki aşırı sel olaylarından dolayı ve oralardaki bizim güzergahımızdaki bazı sıkıntılardan dolayı 30 Ağustos'ta planlama kararı aldık federasyonla konuşarak. 30 Ağustos'ta Samsun'dan start verip işte Samsun Havza, Havza Amasya, Amasya Çorum, Kırıkkale, Ankara, 2 Eylül'de Ankara'da olacak şekilde hem Samsun'a yakışır, SAMKON'a yakışır, Cumhuriyet'e yakışır. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Kurtuluş Yolu güzergahında 100 ulusal bisikletçiyle, önümüzdeki sene uluslararası olacak Allah kısmet ederse. Orada güzel bir bisiklet turu ve kültür festivali bu sene start veriyoruz. Bundan sonraki yıllarda da inşallah gelecek nesillere biz de böyle bir miras emanet etme hayali içerisindeyiz. Heyecanlıyız. İnşallah. Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Yine yarın yola çıkıyoruz. Ankara, Samsun, Çorum, o bölgede çalışmalarımız var. Heyecanla bekliyoruz. Tüm hemşerilerimizi de 30 Ağustos'ta Samsun Tütün İskelesi'ne bekliyoruz. Efendim, gerçekten büyük bir organizasyon. Allah utandırmasın. Çünkü 3-4 aydan beri çalışmaları da ben yakinen takip ediyorum. Zaman zaman Eyüp'te fikir alışverişi de yaptık. Daha doğrusu fikir alışverişi derken bazı görselleri gördüğümde dedim ki evet, bu gerçekten en büyük proje. Şimdi Eyüp Ercan, ben seni biraz yan tarafa çekeceğim. Başkanım da yan tarafa geçeceğim. Orada duayenimiz var. Ona doğru bir gideceğim. Vallahi az önce geldim. Başkan dedim, ne zaman çağırıyorsun beni? Ne zaman istiyorsun dedi. Mükemmel bir dükkan vardı. O dükkanda tarih vardı. Tarih yatıyordu. Oraya gittikten sonra hiç kusura bakma. Başka yere de gelmeye gerek yok. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Saygıdeğer kardeşim. Sen tabii insan sevdiğine takılır. Ben onun farkındayım. Çok teşekkür ederim. Bu mutlu yere gelmemden çok mutluyum. Burhan başkanımın benim yanımda ayrıcalığı var. Hem siyasi yönüyle... Özür dilerim. Neden bu adam bu kadar seviliyor? Burhan Başkan'ın en çok güzel tarafı sinirleri alınmış, darılmayı bilmiyor. Keşke onun gibi olabilsem. O yönünü çok seviyorum. Onun için de olduğu yerde her zaman oluyorum. Her yönüyle varlığı, dirliği var olsun. Ben 19 Mayıs Dernek Başkanı Resul Aydın. Ben Samsunlu'ya hayranım. Samsunlu'nun yanındayım. Başkanım onu biliyorum. SAMKON'un bir toplantısında bir kelime kullanmıştı. Demişti ki bu yanılmıyorsam Samsun günleriydi. Ben Resul Aydın olarak şu kadar arabanın parasını cebimden vereceğim. Samsun'u orada hakkıyla temsil edelim diyen insanlardan, yürekli insanlardan biridir. O yüzden Samsunları seviyorum kelimende. Direkt aklıma geldi. Özür dilerim, lafını kestim. Bunu ben deprem bölgesi Adıyaman'da da SAMKON'un yanında oldum. Önünde oldum. Yapabildiğim kadarıyla Hatay'a, Adıyaman Valiliğine ve SAMKON'un kendi içindeki konuma ne yapabiliyorsam, ne yaptırabiliyorsam, hala Kurban Bayramı'nda bile o insanların yanında oldum. Onlara bir nebze
yardımcı olabildiysem, onlara bir şey verebilecek mutlu oldum. Bunun için siz var olmanız bizi mutlu ediyor. Burhan Başkanım bugün mutlu edersek ne mutlu olacak bana. Çok teşekkür ederim. Başkanım, ne güzel sözler. Herkesten duyabileceğim söz aslında ama o kadar güzel laf söyledi ki Resul amca. Biz ona biliyorsun başkanım demiyoruz. Biz ona amca diyoruz, abi diyoruz. Sektörde gerçekten değerli olan, çok kıymetli olan bir abi, bir amca. Mesela ondan duymak, sinirleri alınmış dedi. Bu kadar güzel sözleri, şimdi az önce biliyorsun yengemle de konuştum, Allah razı olsun. O da çok güzel sözler söylemişti. Başkanım nasıl şu stresli dönemde nasıl başarıyorsun bu kadar iyi niyetli, bu kadar sakin olabiliyorsun? Vallahi ben bu dernek işine gireli 15 sene oldu. 15 senede çok güzel, çok değerli arkadaşlar seçtim, kazandım. İlk defa ailesi benim bir ailem olmuştur. Bahri Gökmen, ondan sonra Erol Türkoğlu, Fikret Başkanım, hele kurucu başkanımız, bunların emeği çoktur. Bu arada genel sekreterim Eyüp Ercan'ı biliyorsun, ona ne kadar sevgim vardır. Günde en az 5 kere konuşursak azdır ama son... O yüzden benimle fazla konuşmuyor. Evet, biz onunla gizli gizli konuşuyoruz yani, senden gizliyoruz. Eyüp Ercan'ın bende yeri ayrıdır. Resul amcaya gelince, Resul amca Samsunların ağabeyidir, babasıdır. Gerçekten Resul amcanın Samsunlarda emeği çoktur. Nerede bir gariban, nerede bir yardım varsa Resul amca onların yanındadır. Adıyaman'da Samsun projesinde oraya destek vermiştir. Konteyner evler yapmıştır. Resul amca ne zaman başımız sıkınırsa Resul amca, artık başkanım demeyeceğim, Resul amca, Resul babanın yanına gidiyoruz ve gereken desteği bize veriyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugün buraya katılmakla da beni çok mutlu ettiler. Çok teşekkür ederim her ikisine de, tüm arkadaşlara da. Başkanım çok teşekkür ederim. Eyüp Ercan bir şey söylüyordu. Şöyle, tabii bizi Burhan abiyle dostluğumuzu insanlar hep isteften dolayı bilir ama Allah rahmet eylesin. Benim manevi abim vardı, Şeref Cenik. Ben aslında Burhan abiye, tabii burada Samayder'de birçoğu biliyordur değil mi Burhan abi? Rahmetli Şeref abinin emanetiyim, öyle söyleyeyim. Yani 30 yıl öncesine varan bir dostluğumuz vardır. İşin diğer tarafında da Samsun camiasında çok dostlarımız var ama Aktağ'ın suyuyla büyüyen insanlar, Burhan abi de onlardan biridir yani. Teşekkür, Burhan Başkanım sen yine mi sordun? Yine damardan girdi Eyüp Ercan. Bir akraba gibiyiz. Eyüp Ercan Aktağ'da, Tatlıcak Yaylası'nı da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden kurtaracak bir arkadaşımızdır. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet. Burada da kalabalıklaşmaya başladı. Evet, kıymetli hemşerilerimiz, SAMES'lerimizin 7. piknik şölenindeyiz dedik ve alanımıza birbirinden değerli misafirlerimiz geliyor. Özellikle aramıza katılan Asarcığımızın Samayder Derneği Başkanımız Ali Aslan Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, SAMES'ler pikniğindeyiz, neler söylemek istersiniz? Hoş gördük, sağ olasınız, sizler de sağ olun. SAMES'ler bizim yani ana derneğimiz olduğunu biliyorum. Yani buradan şey yaptık. SAMES'ler Vernik Başkanımız Burhan Erginer'i tebrik ediyorum. Güzel bir piknik yapıyor. Organizasyonu güzel. Yani her şey birlik beraberlik içerisinde olmasını diliyorum. Hele hele sizler gibi böyle kardeşlerimizin sunucu olması bize daha güven, özgüven veriyor. Mavi Karadeniz'imizin eşsiz kameramanı bizim için çok önemli. Yakında inşallah davet edeceğiz. Bize inşallah bir şey yapmanız lazım. İnşallah. Kimden sözünü alıyoruz? Biz buraya hasbihal olmak için geldik. Davet edildik. Davetin üzerine geldik inşallah. Her zaman birlik ve beraberlik. Samester, Samayder'in arasında hiçbir fark yok benim için. Ben de bazen programlarda Samester, evet, ve Samayder diye karıştırıyorum. Tabii zaten. Hiç sıkıntı yok. Yani onu da diyebilirsin. O da bizim derneğimiz. Bu da bizim derneğimiz yani. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Burhan Çelebi Başkanım. Evet, SAMES'ler programındayız, piknik şölenindeyiz. Ayağınıza sağlık, neler söyleyeceksiniz? Vallahi üçüncü seferdir katılıyorum, çok memnunum. Her zaman ailemizine gelip katılıyoruz. Zaten Samsun deyince bizim için çok önemli. Diyecek başka bir şey yok.
Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Samester'imizin başkan yardımcısı, çok değerli kardeşim, dostum İzzet Aslan'la birlikteyiz. Evet başkanım, neler söyleyeceksiniz bugünkü piknik şöleniyle alakalı? Öncelikle Samester Dernek Başkanı Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Bağış şeyinin altındaki bu pikniğe bize davet ettiler. Dernekçilik biraz meşakkatli bir iş. Güç ister, sevgi ister. Birlik beraberliği toplamak biraz gerçekten güç istiyor ama Burhan Başkan bunu her zaman güzel bir şekilde toparlıyor, yapıyor. Ben başarılarına devam diliyorum. Piknik programı tüm Samester ailesine ve İstef ailesine hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ya abi, ben Fatih Başkan'dan şu Ramazan çeliği ayıramıyorum. Ya aranıza gireceğim. Gündeydi kardeşim. Abi. Girdim. Efendim sevgili Ferhat Damar protokolü tanıtırken ben de hemen rastgele masaya daldım. Sevgili başkanımın pantolonuna ayaklarımı eze eze. Başkanım, Ferhat Bey lütfen ben sizin işinizi bölmüyorum. Siz de benim işimi bölmüyorum. Lütfen. Efendim. Sizin çalın oynayın. Ya abi. Burada en kötü şey ne biliyor musunuz? Yani benim gibi belayı aldılar aralarına, istediğim yere istediğim gibi dalıyorum. Başkanım. Allah razı olsun. Kim dedi onu ya? Sen dememişsindir ya. Yok, başkanım dememişsin değil mi? Efendim gerçekten samimi bir ortam, sıcak bir ortam. O yüzden yapmacık bir hareketimiz de yok. Hemen sevgili başkanımla başımın belası Ramazan'ın arasına girdim. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün İstef ailesi olaraktan üye derneğimiz olan Samester Derneğimizin bu sene 13.sünü düzenlemiş olduğu piknik programına İstef ailesi olarak katılım sağladık. Tabii ki biz bu derneklerimiz Hemşeri Dayanışma Derneği. Hemşerilerimiz, belki büyüklerimiz birbirlerini tanıyor ama küçüklerimiz, kızlarımız, çocuklarımız bu tür programlarda, bu tür etkinliklerde bir araya geliyorlar, kaynaşıyorlar, muhabbet ediyorlar, tanışıyorlar. Bu tür etkinliklerin ben daha da artırılması taraftarıyım. Ben bu vesileyle Samester Dernek Başkanımız Sayın Burhan Başkanıma ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir etkinlikte buluşturduğu için. Fatih Başkan, bir şey soracağım sana. Yani, üçüncü bölgede Samsun'un Gürsesi. İşte benim dikkatime bir şey çekti. Ya senin mikrofonda sesin gürsü. İlla muziplik yapacağım yani. Yani üçüncü bölgede gerçekten yok, Gürsesi. Ama mikrofona gelince başkanım sesi kısık. Hani der ki abi, yani ben kısık sesle konuşayım, anlayan anlasın mı diyor. Yok, biz yeri geldiği zaman sesimiz gür, yeri geldiği zaman da mütevaziliğimizi koruyan bir insanız. Biz ben değil, biz diyoruz biz her zaman için. Biz orada bir ekibiz. İstef'te 42 tane üye derneğimizle birlikte kendi programlarımızı yapıyoruz. İşte piknik organizasyonları olsun, işte iftar programları olsun. Deprem bölgesinde verdiğimiz iftarlarla bu sene, geçen dönem verdiğimiz 55 tane öğrenciye İstef ailesi olarak. Vallahi yemekler geldi. Röportaj devam ediyor. Artık arkada neler oluyor bilmiyorum. Evet başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Biz İstef olaraktan, İstanbul Samsun Dernekleri Federasyonu olaraktan çok güçlü bir yapıya sahibiz. Yani burada Fatih Aslan değil, bir ekip, bir farklı bir kardeşlik havası var bizim federasyonumuzda. Zaten İstanbul'da da yeri mekanı olan federasyonların içerisinde sadece İstef var. 5 dönüm arazi içerisinde 2 katlı binamızla birlikte, 42 üye derneğimizle birlikte İstanbul'da Samsunların sesini aynı şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ya biz, ben değil, biz diyoruz. Biz, yani her bir bireyimiz, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, yani bir ekip halinde Samsunlar için seferber olmuş durumda. Yani yaptığımız programlarda böyle coşkulu bir şekilde geçiyor. Yani burada biz Samsun'u İstef olaraktan en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gurbette yaşayan hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz. Durumu iyi olmayan ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Yine koli yardımlarımız oluyor, nakdi yardımlarımız oluyor. Gurbete gelip de böyle ilk insanların bulabileceği dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar. Bizim amacımız bu. Yani burada örnek vermek gerekirse bir tane öğretmenimiz tayin oluyor İstanbul'a. Ev kira, ev arıyor. Ev bulmada yardımcı oluyoruz. Derneklerin gurbette hemşerilerimizin kaynaşmasına çok faydası var. Bu vesileyle de biz de İstef olaraktan elimize gücümüz yettiğince, karınca kararınca tüm hemşerilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim inanın bana, terlemiştim ama şu an kameranın önden geçenlerde, siz gerçi görmeyeceksiniz orayı ama keseceğiz, başka görüntüler kullanacağız.
Başkanımla röportajı zor bitirdim. Ramazan'ım, şimdi yemek geldi. Özellikle sofraya koyun dedim. Bunu yiyeceğim ama senden de alayım, ondan sonra yiyeceğim. Afiyet olsun. Öncelikle böyle programlarda hep yanımızda olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Evet. Biz de bugün çok değerli Burhan Başkanım'ın programına uzak da olsa, rahatsız da olsak, ayaklarımızın üstünde kaldığımız sürece gelmeye mecburduk ve geldik. İşte yönetim olarak, katı kolları olarak, işte Bağcılar Teşkilatı burada. Ben Federasyon Başkanıma da teşekkür ediyorum. Büyük bir katılım oldu. Diğer yönetim arkadaşlarımız da il dışında olduğu için gelemediler. Selamlarını ilettiler. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra ben sevgili Ferhat'a vereceğim mikrofonu. Bu masayı Ferhat, öyle oturmak yok. Yemeğini ye. Yo, ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim yemeği. Yemeği yedikten sonra beraber bu masayı halledeceğiz. Tamam. Efendim, iki başkanın ortasındayım. İnanın önümüzdeki dönem mutlaka bir yere başkan olacağım. Şimdi Samsun'un uzun duayenlerinden biri geldi. Sevgili Sezgin Gümüş Başkanım, geçmiş dönem Samkon Başkanı. Başkanım, önce hoş geldin diyeceğim ama biraz sıkıştıracağım sizi. Çünkü sosyal medyadan da normal güncel haberlerden de takip ettiğim kadarıyla çok güzel gelişmeler duydum. Onlarla ilgili bir ufak bir masa yatırımı yapacağız. Öncelikli olarak yeniden hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi direkt gelirim. Çünkü ben sizleri gerçekten dost, kardeş, abi kabul ettim. Aranızdan biriyim. Hemşerinizim. Aynı memleketin çocuğuyuz. O yüzden samimiyetimin kusuruna bakmayın. Öncelikli olarak Sezgin Gümüş neler yapıyor? Vallahi dünden farklı şeyler yapmıyoruz. Efendim dün de ticaret erbabıydık. Bugün de ticari faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Efendim dün ticari faaliyetlerimizin yanında cemiyette de bir takım görevlerimiz vardı. Şimdi cemiyet görevlerimize ara verdik. Ticareti tamam. Nasıl? Ek yaptık mı? Cemiyet görevleri? Evet. Yok yok. Başkanım, söylenti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığınız söz konusu. Bu bilmiyorum sizin tarafınızdan açıklandı mı ama takip ettiğim kadarıyla Samsun'a Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sezgin Gümüş'ün aday olabileceği ihtimalleri söz konusu üzerinde duruluyor ve ben de bunu takip ettim. Özellikle ben sizi aradım iki kere ama maalesef telefonunuza bakmadınız. Belki imkan olmamıştır, belki de bakma gereği durum bilmiyorum. Bu sorun değil ama bu soruyu özellikle size canlı canlı sormak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii beni telefonla çok yoğun aradıkları için kayıtlı olmayan numaralar açmıyorum. Muhtemelen senin telefonun da kayıtlı değildir, onun için dönmemişimdir. Onu şimdi check ederiz programdan sonra. Şimdi bu yerel seçimler arifesinde değil, yaklaşık 15 yıldır, belki de 15 yıldan da fazla her yerel seçim arifesinde veyahut da genel seçim arifesinde Samsun'da siyasette adı geçen isimlerden bir tanesiyim. Muhtemelen kamuoyunda tanınan bir insan olduğumuz için efendim Samsun'da belli dinamikler bizi oraya yakıştırdığı için adı geçen isimlerden bir tanesiyiz. Bugün de herhangi net bir kararımız yok efendim ama kamuoyunda adı geçen isimlerden bir tanesiyim. Peki başkanım, şimdi ben Mustafa Demir Başkanım'ın bakanlık döneminden beri tanıdığım, bildiğim bir insan. Takdir ettiğim bir insandı. Geçen günü Samsun'da, Kurban Bayramı'nda Samsun'da bir çekim esnasında AK Parti il başkan yardımcımızla konuştuğumuzda açık ve net söyledim, kimse kusura bakmasın, Samsun benim memleketim. Hiç kimse kusura bakmasın. Memleketime hizmet veren herkes başımızın tacı ama bazı konularda eleştiriler olursa o zaman da diyoruz ki bir dur. Şimdi gerçekten Samsun'da bir belediye başkan arayışı olacağını adım gibi eminim. Çünkü il şunu söyler. Mustafa Başkan belediye başkanına aday olur ise AK Parti'de ciddi anlamda bölünme olur. Bu söylenen bir şey. Duyduğum ve bende görüntüde olan bir şey. Yani sizin bence Samsun'a milletvekili olmadınız. Belediye başkanı olmanız gerçekten bizim için de bir gurur, onur olur. Bu teklif gelirse sıcak bakacak mısınız? Valla şimdi benim cemiyet hayatının yanında siyasetle müsamı olmuş tarafım var. İçinde temayüz ettiğimiz partiden böyle bir teklif gelirse tabii ki değerlendiririm. Başka parti olmama kaydı şartı ile. Yani düşündüğünüz parti. Yani içerisinde yetiştiğim, yani benimle müsamı olmuş partinin böyle bir teklifi olursa tabii ki sonucu ne olursa olsun. Yani şimdi bizim yol arkadaşlığından anladığımız mağlubiyette de beraberliktir. O partinden ola ki, bak tekrar söylüyorum, ola ki aday olmam halinde sonucu ne olursa olsun kayıtsız şartsız teklif kabul ederim tabii. Peki,
sevgili başkanımın partisini ben bilmiyorum. Çünkü Sezgin Başkanım gerçekten STK'cılık yaparken hiçbir partiyi ayırmadığı için inanın bana ben partiyi bilmiyorum. Çünkü siyasi parti ayrımı olmamıştır. Onu bilenler bilir. Şimdi kamuoyunda onu açıklamam şey oldu. Çünkü bizim her renk ve kokudan dostlarımız var. Bize inanan insanlar var. Şimdi bir parti adı zikredersek onlara saygısızlık olur. O zaman ben tahmin ettim başkanım. Doğru parti doğru yol diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Başkanım ben anladım. Şimdi doğru parti dediğimde doğru yol parti değil. Onu hatırlatalım. Yani ama sonuçta köklü partilerden bir tanesi. İnşallah sizi görmek oradan nasip olur. Başkanım sır vereyim mi? Şöyle bir şey var. Siyasetle uğraşan insanların çoğunda gece gündüz bir hedefin hayali vardır. Onunla yatar, onunla kalkarlar. Şimdi Allah var, benim öyle bir gece rüyalarımı süsleyen bir şey olmadı. Bu çünkü şunu biliyorum. Bu siyasette ikbal mevkine oturmak bir nasip meselesidir. Nasibimize varsa oraya otururuz. Yoksa oturmayız, kaldı ki bir makamda oturmak doğru, dürüst insanlar için iğneli fıçıya oturmaya benzer. Onun için benim için çok iştah kapartıcı bir şey değil. Samsunlu için hakkını vermek lazım. Samsunlu için Sezgin Gümüş bir iştah kabartma mı bunu bil yani. Ben Samsun'un başında belediye başkanı olarak Sezgin Gümüş'ü görmeyi çok isterim. Yani Samkon'daki çalışmalarını biliyorum. Normal iş hayatınızdaki çalışmaları biliyorum. Neden yani Samsun'un evladı burada olmasın? Şimdi tamam senin için öyle değil ama Samsunlu için öyle. Şimdi az önce söyledim. Şimdi ben bütün tutkularıma tasubiyete bağlı oldum. Benim bu dostluklarımdan ticarette işgal ettiğim sahalara kadar hep tasubiyete bağlı oldum. Bu efendim içerisinde yetişim parti içerisinde geçerli. Yani o bir ömür vakfettiğimiz partimiz bizi bir yerlere layık yürüde gel burada bize katkı sağla derse 24 saat obamıza aşiretimizde hem o parti hem de ülkemize hem de Samsun'a hizmet etmeye çalışırız. Ama sohbetin başında söylediğimiz gibi de bunların hepsi bir nasip meselesi. Başkanım ben şunu söyleyeceğim o zaman. O bahsetmiş olduğunuz parti İstanbul'dan bir aday çıkardı biliyorsunuz. İstanbul'dan geldi ve şu an milletvekili seçildi. Demek ki Samsun'da güçlü bir parti olduğunun altını çizelim. İnşallah yani sizi... Şöyle İstanbul'dan getirdi ama o benim İmam Hatip'ten sıra arkadaşım. Öyle mi? O milletvekili olan arkadaş. Çok yakın bir dostum. Yani kardeşten öte bir hukukumuz var. Şimdi ben İstanbul'da beni tanıyanlar bilir. Bir bayram İstanbul'da görmedim. Her bayram Samsun'dayım. Tamam mı? O kardeşimiz de benim kadar benim yönetimlerimde geçmiş dönemlerde bulunmuş bir kardeşimiz de bugün milletvekili olan kardeşimiz. Adını da söylemekte bir mahsur yok. Efendim İlyas kardeşimiz. O da İstanbul'da çoluğuyla eşi de zaten Ladiklidir. Bir bayram görmemiş, her bayramı köyünde eda etmiş bir kardeşimizdir. Yani gurbette bir mevzi kazanmış, bir itibar kazanmış, bir makam kazanmış ama memleketiyle, köyüyle, ilçesiyle bağlarını koparmamış bir kardeşimizdir. Öyle yani İstanbul'dan geldi demek de biraz şey olur, hafif hakaret olur o kardeşimize. Yok, sonuçta görevi İstanbul'da, bayramlarda Samsun'a gitmek yeterli olmuyormuş diyemiyorum burada işte. Demek ki... Benim de yönetimlerimde bulunmuş, gurbette de Samsun Hemşehri Hareketi'ne katkı sağlamış bir kardeşimizdir. Bu ara hemen şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ben Samsun'daydım. Hürriyet Beldesi'nin etkinliğinde. Sevgili başkanım ilk defa Samsun dışındaydı. Babamızın rahatsızlığından dolayı. Nasıl oldu baba? İyi. Şu anda çok şükür. İyi. Başkanım, efendim burada yakaladım. Bu kadarla kaldık. Ama bunun arkası devam edecek. Neden devam edecek? Ben böyle değerleri memleketimde görmek istiyorum. Yaşımız gitti. Belki memlekete dönersek. Başkanım ben geldim Samsun'a diyebilmem için sen orada bir başkan ol da arkamıza güç istedin. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Sahneye doğru bir gideceğim. Sanırım sizi çağırıyorlar. İstifimizin saygıdeğer genel başkanı, gene Ladik Federasyonumuzun genel başkanı ve bu muhteşem ve samimi organizasyonu bizlere yaşatan Samester'in bu yiğit başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, dua ile selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bendeniz 53 yıllık ömrünün yaklaşık 30 yılını Samsun cemiyet hayatına feda etmiş bir kardeşinizim. Herhalde bu faaliyetlerin içerisinde en kıdemli birkaç insandan bir tanesiyim. Bu çeyrek asırdan fazla Samsun cemiyet hayatındaki faaliyetlerinde
alkış duyduğumuz dönemler de oldu. Sırtımızdan hançerlenerek ihanet gördüğümüz dönemler de oldu. Bütün bunlara rağmen ne alkış duyduğumuzda havalara girdik, efendim gururlandık, böbürlendik. Ne ihanet gördüğümüzde de Samsun sevgimizden, sevdamızdan vazgeçtik. Bunca yıllık faaliyetlerim esnasında binlerce insanla tanıştım, yüzlerce insanla görev yaptım. Ancak bu insanların içerisinde 5 tane koç yiğit var. Hayatım boyunca unutamayacağım. Bunlar hiçbir zaman Samsun Cemiyet hayatındaki faaliyetlerini rızık meselesi yapmamış, iaşe kapısı olarak görmemiş, bu faaliyetleri, bu görevlerini meslek edinmemiş, mesele edinmiş, dert edinmiş arkadaşlarımızdır. Bunlardan bir tanesi de işte bu samimi organizasyonu yaparak bizlerin buluşmasına, kucaklaşıp hasret gidermesine vesile olan bu yanımdaki koç yiğittir. Bu Burhan Başkanıma huzurlarınıza bir kez daha böylesine samimi ve içten organizasyonlar tertiplediği için huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve onu yürekten ve gönülden alnından öpüyorum. Evet, kıymetli hemşehrilerim, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. İyi pazarlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olasın başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi kısa bir süre sahnede tutuyoruz. Evet, plaketimiz de gelmiş. Buyurun. Tabii ki, buyurun. Evet, Sezgin Başkanımın bu sözlerinden sonra gerçekten çok duygulandım. Sezgin Başkan benim için çok değerlidir. Başkanlığa seçildiğimde Sayın Başkanım dedim, bir yolumuz var. Bu yol için ilk yönetim kurulu toplantını bizi ayıracaksın. Sağ olsun buradan 850 kilometre ötede Hapan Boğazı'nda bize destek verdi. Sezgin Başkanım candır. Sezgin Başkanım çok değerlidir. Ve onunla her zaman bu zamana kadar gurur duydum. Bundan sonra da gurur duymaktan çok mutlu olacağım. Sezgin Başkanım seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Burhan Erginer Başkanımız da Sezgin Gümüş Başkanımıza bir plaket takdim ettiler. Çok teşekkürler sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, Samsun'umuzun yiğit evladı, medarı iftarı, Samkon'umuzun önceki dönem genel başkanı, iş insanımız Sezgin Gümüş'ü şöyle güçlüce alkışlarınızla yerlerini alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet kıymetli hemşerilerimiz, değerli izleyenlerimiz, Körfez Amasyalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Ramazan Parlak bugün Samester Derneğimizin piknik programındalar. Evet başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Samsun ve Amasya ve Çevre Köyleri Derneğimizin burada bir piknik organizasyonu oldu ve Amasyalı hemşerilerimizi de sizler yalnız bırakmadınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş bulduk. Pikniğimiz Amasya'mıza, Taşova'mıza, Samsun'umuza, Karadeniz'imize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim olarak ilk defa böyle güzel bir organizasyona katılmanın mutluluğunu, heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Sayın Burhan Başkanımıza ve ekibine davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle derneklerin birbiriyle irtibatlı olması, birbirleriyle ilişkiler içerisinde olması dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını daha da güçlendirdiği kanaatindeyiz, inancındayız. Bu yolda birlikte başka organizasyonlarda inşallah bizler de bir araya gelip daha güzel organizasyonları birlikte yapacağımızı ümit ediyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir ortam var. İnsanlar kaynaşıyor, tanışıyor. Hiç tanımadığım annelerini, babalarını tanıdığımız genç kardeşlerimiz var. Onlarla tanıştık, görüştük, mutlu olduk. Bizim için de bir tecrübe oluyor. Böyle genç yönetim arkadaşlarımızla katıldığımız için bizim için güzel oldu. Tecrübe ediyoruz. Biz de inşallah 27 Ağustos'ta düzenleyeceğiz. Bir gelelim, görelim, ortamı bir hissedelim, koklayalım. Nasıl bir ortam var diye. İnşallah biz de bu kadar güzel bir organizasyon yapabiliriz. Çünkü her şey harika, muhteşem, çok güzel, ilgi, alaka, hizmet, her şeyde sınır yok. Bence çok güzel bir organizasyon. Tekrar Samester Derneği Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel organizasyonlarda tekrar buluşuruz.
Biz de sizlere Amasyalı ve Samsunlu hemşerilerimizi yalnız bırakmadığınız için Körfez Amasyalılar Sosyal ve Yardımlaşma Derneğimize, sizlerin nezdinde ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Evet, yine dernek üyelerimiz de buradalar. Körfez Amasyalılar Derneğimizin üyeleri de burada. Sizleri de tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Metin Ödübek, yönetim kurulundayız. Yeni bir yönetim olarak seçildik. 27 Ağustos'ta biz de bir Kocaeli Körfez'de piknik organizasyonu yapacağız. Şimdiden tüm Amasyalıları, Samsunluları pikniğimize davet ediyoruz. Böyle ortamlarda bulunmak, birbirimizle kaynaşmak adına güzel organizasyonlar oluyor. Herkese, yönetime, derneklerimize teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizi de tanıyalım hemen kısaca. Tabii. Körfez Amasyalılar Sosyal Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu üyesiyiz. Bize böyle bir onursal bir davet bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz de davet ediyoruz sizleri 27 Ağustos'ta Körfez'de olacak etkinliğimize. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Ahmet abimiz çok yorulduğundan dolayı ben sunuma devam ediyorum ve misafirlerimizin yanına doğru geçiyoruz. Hadi gidelim Ahmet abi. Evet, Körfez Amasyalılar Derneğimizin Kadın Kolları Başkanı da bugün Amasyalı ve Samsunlu hemşerilerini yalnız bırakmamış. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizi de bir tanıyalım. Evet abi, sen herkesi başkan yapıyorsun. Demek ki Allah söyletiyor. Az önce de bir tanesini en üst makamda yaptım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, sizi de tanıyalım. İnşallah. Hava Parlak ben. Amasya Taşova doğumluyum. Kocaeli Körfez Amasyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanıyım inşallah. Ferhat abi yaptı. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Biz de böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Samsunlu ve Amasyalı hemşerilerimizi yalnız bırakmadığınız için Kadın Kolları Başkanımız dedim. Doğru mudur? Evet. Allah söyletti o zaman. İnşallah kadınlarımız, her zaman için söylüyoruz, derneklerimizde olmalıdır. Çünkü kadınlar olmadan hiçbir şey olmuyor. Bizler de sizleri inşallah bir gün Kadın Kolları Başkanı olarak görürüz diyelim. Ahmet abi, halkımızın yanına gidiyoruz. Hemşerilerimizin sofralarını bir ziyaret edelim. Hadi ilk önce şuraya gidelim mi? Abi, bulduk biz yerimizi. Biz buradan hiç kalkmayalım. Pikniğimizi biz şimdi, pikniğimiz bizim yeni başlıyor. Bağcılar, Samsunlular Kadın Platformu Başkanımız Sayın Fatma Uzunay Başkanımızın aynı zamanda da ağa adayımız. Az önce ağalık yarışmasına da girdi. İnşallah başka bir zamana diyelim. Ekibinizle birliktesiniz. Öncelikle sofranız mübarek olsun, bereketli olsun. Evet, nasıl gidiyor bugün piknik? Güzel gidiyor. Arkadaşlarım çok eğlendiler. Sakin kafa geçirdik. Pazar günümüzü, tatilimizi güzel geçirdik. Teşekkür ederiz Burhan Erginer Başkanımıza ve size. Sağ olun. Hemen size de bir mikrofon uzatayım. Evet, sizi de hemen kısaca tanıyalım. Güzel gidiyor. Ben Nuray Büyük. Fatma Hanım'la birlikte geldik. Bağcılar'da oturuyoruz. Çok güzel, memnunuz. Çok hoşumuza gitti. Her şeyi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi de hemen kısaca tanıyalım. Halime benim ismim. Fatma Hanım'ın arkadaşıyım. Bağcılar. Siz nerelisiniz? Ben Mardinliyim. Mardinli, ne güzel. Vallahi ne güzel ya. İşte piknik böyle bir şey işte. Davetlisi olarak geldik. Teşekkür ediyoruz Bağcılar grubuna ve Fatma Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli hemşerilerimiz, bu programlar hiçbir zaman sponsorsuz olmuyor diyoruz. Ve bu semestrimizin de, bugünkü piknik şölenimizin de sponsorlarından MD İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Başkanımızla birlikteyiz. Öncelikle sponsor oldukları için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kısaca başkanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Taşovalıyım. Samsun'dayım 35 yıldır. MD İnşaat ve MD Yaşam Evleri inşaatlarını yapıyoruz. Oğullarımla beraber. Burada olduğum için de çok mutluyum. Çok da güzel bir ortam var. Burhan Başkanıma da teşekkür ederim. Sağ olsun bizi de öncelik yapıp buraya çağırdığı için. Herkesi tanıdık. Biraz daha böyle ortamların tabii ki daha kapsamlı, daha güzel olmasını, birlik olması, çevremizin bizleri tanıması her açıdan çok güzel bir ortam. Çok da güzel bir şenlik oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün ayağınızın tozuyla Samsun'dan çıktınız. Buraya İstanbul'a geldiniz. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da geri döneceğim. Evet, Samsun'dan özellikle geldik. Buraya için
Şu anda da geri yapacağız. İnşallah bir dahaki pikniğimizde yine bulunuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Evet, pikniğimizde dolaşmaya devam ediyoruz. Misafirlerimizle birlikteyiz. Sizi de tanıyalım. Ben Mustafa Ustav, dernek kurucularından. Artık bu epey bir aradan sonra buluşmak güzel oldu. Buram Başkan'a ve katılanlara teşekkür ederim. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul, Beyoğlu. Beyoğlu'nda oturuyorsunuz. Bugünkü piknik programına geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Burhan Başkanım'a bir dönmek istiyorum. Evet kıymetli başkanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sabah saat 7'den itibaren buradayız. Ağalık yarışmaları oldu. Sanatçılarımız sahne aldı. Derken misafirlerimiz gelip gitti. Başkanım, Samsun Amasya programı ama az önce biz masaları gezerken Mardin'den de gelen var. Diğer illerimizden, diğer bölgelerden de gelenler var. Bugün hepsi oturmuşlar, bir sofranın etrafında toplandılar ve bunu başardınız. Neler söyleyeceksiniz? Bu dakikaya kadar programı nasıl buldunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Samasya çok geniş bir aileye sahip. Hem Samsun hem Amasya. Bugünkü programımızda Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, dediğiniz gibi Mardin'den gelenler var. Hepsine ayrı ayrı çok ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de bu güzel organizasyona devam edecek. Ben bu arada şunu belirtmek istiyorum. Dernekler gerçekten maddi zorluklar içerisinde. Aidatlarla bu işler yürümüyor. Biz sponsor için iş adamlarımıza yalvarırken inan ki Samsun'dan Mehmet Bey bizi arayarak size sponsor olmak istiyorum, size destek vermek istiyorum dedi. İnanın o kadar mutlu olduk ki biz kapısını çaldığımız insanlar sponsor olmazken bize kendiliğinden destek veren Sayın Mehmet Doğan abimize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, kendisini kutluyorum. İnşallah ileriki programlarda bu katkılar devam edecektir. Eminim Allah ona bol hayırlı kazançlar versin diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Zaten bu tip programlar sizler sayesinde ve sponsorlar sayesinde oluyor. Bir ekip işidir. Sponsorlarımız da bu programlarımızın ayrı bir parçası. Sponsorlarımıza ve Mehmet Doğan abimize de bir kere daha katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıymetli hemşerilerimiz, değerli izleyenlerimiz, piknik alanımızda masalarımızı, sofralarımızı gezmeye, ziyaret etmeye devam ediyoruz. Evet sizleri tanıyalım, sizlerin sofrasınıza geldik. Nereden geliyorsunuz? Önce onu söyleyeyim. Ben İstanbul'da oturuyorum. Evet. Ataşehir'den geliyorum. Mehmet amcamla birlikte geldik. Samsun'un neresinden? Amasya. Ben Amasya Taşovalıyım, evet. Evet. Buraya geldiniz mesela uzun bir aradan sonra ilk defa geldiniz, hemşeri buluşmasındasınız. Uzun zamandır görmediğin bir akraban, bir eşin, bir dostun oldu mu bugün burada? Evet oldu tabii ki gördüklerimiz. Yani güzel bir ortam, çok keyifliydi, çok eğlendik. Güzel oluyor değil mi? Evet. Hemşerilerle bir arada olmak çok mükemmel bir duygu. Aynı sofraları paylaşmak. Ablam sizi de tanıyalım. Benim için de öyleydi, güzeldi beraber. İsim neydi? Çiğdem ben. Çiğdem Hanım. Evet. Siz de Amasyalısınız. Amasya Taşova, aynen. Taşovalısınız. Dayım. Nasıl dayım. Buldunuz bugünkü piknik programı? Güzel, eğlenceliydi. Keyifli vakit geçirdik. Evet. Geçiriyoruz daha doğrusu. Evet. Güzel bir gündü. Evet. Abilerimize de hemen bir mikrofon uzatayım o zaman. İyi eğlenceler diliyorum. Sofranız bereketli olsun. Sizi de tanıyalım. Şunu alalım. Reklama girmesin değil mi abi? Ben de Amasyalıyım. Mehmet Doğan kayınım olur. Evet. Ondan çok memnunuz. Böyle derneklerde. Samsun, Amasya bir arada ne güzel değil mi? Birisi kurtaran şehir, birisi de kurtulmaya vesile olan şehir Amasya. Çok güzel. Teşekkür ederim herkese. Eyvallah. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sizi de tanıyalım. Amasya Taşova Kavaloğlu, Amasya Taşova Kavaloğlu köyündeniz. Evet. Mehmet Doğan halamın oğludur. Ona destek için, yanında ziyaret için Sarıyer Bahçeköy'de oturuyorum. İsmim Mustafa Duran. Çok güzel oldu, eğlenceli, güzel. Memnun kaldınız ama değil mi? İstanbul'un stresinden uzak Amasya'nın atmosferini bugün Kemerburgaz'da yaşadınız. Evet efendim, evet, evet. Evet, Sameslerimize bir kere daha teşekkür edelim. Abi, niye yüzünü kapatıyorsun, kurban olduğumun yok, adamı? En fazla böyle alışkın değilim. Abim Mehmet M.D. İşas tarafından, abimin yanında destek olmak amacıyla. Asya Taşovalı'yız.
Memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. 86'dan beri İstanbul'dayım. Abim bir dakika. Sen elini yüzüne niye kapattın? Önce onu söyler. Kimden utandın? Yengeden mi utandın? Yoksa başka bir şeyden mi utandın? Ben daha öncesinde televizyonla böyle çekim konuştuğum için, daha sonradan yaşadığım için bu fazla medyayla konuşmak istemiyorum. Çünkü televizyonda Show TV'yle isim de vereyim. Orada yönetmen vardı. Tanıdığım konuşturdular beni. Ben sonradan hoş karşılamadım. Kendim konuşmuşum. Hoş karşılamadım kendi amacından. Eyvallah. Yengeme doğru bir gideyim. Beyefendi ya. Ama çok utangaç, yüzünü kapattı. Olabilir. Beyefendiler biraz öyle olur. Bence ama çekindi herhalde. Ama neden çekindi ama? Sizden çok çekinir mi abi? Yok, çekinmez. O taş fırın. Taş fırın mı? Tabii ki. Oo. Ablam işiniz çok zor. Çok da zor değil de. Ha. En büyük MD. Öyle mi? Evet. MD inşa. Evet, abi, evet. İyi bir reklam gitti. Evet, bu reklamın üzerine masa bomboş abi. Yapılacak bir şey yok. İnşallah başka zamana bir bardak su alabilirim. Evet abim, sana çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir atmosfer oldu bugün. Bu atmosfere de sizler ayrı bir hava kattığınız için bizler sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin inşallah. Amin. Cümlemize çok güzel arkadaşlar da ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet başkanım, bugün biz sabahın erken saatlerinde buraya geldik ama özellikle geç kalanlar falan var. Onları da bir söyleyebilir misiniz? Anlamadım, bir dakika. Bugün diyorum, evet. Siz sabahın erken saatlerinde buraya geldiniz ve bugün bu programa sizden sonra çok geç kalanlar var. Onlar kimler? Onları da bir tanıyabilir miyiz? Evet, onlar uzak yerden gelenler, İzmit'ten gelenler. Ahmet Güngör tabii, geç gelenlerin bir tanesi Ahmet Güngör. Ferhat Damar. Ferhat Damar benimle beraber geldi. Ahmet Güngör, 5 sene evvel saat 7'de gelen Ahmet Güngör ihtiyarladı ki bugün saat 10'da geldi. Başka kim geldi? Sizden geç gelenler kimler? Sizden geç gelenler İSTEP Başkanı. Oğlun nerede? Oğlun kaçta geldi? Oğlun. Ben sizden geç gelenleri soruyorum. Eri Beyden geç geldi. Oğlum geç geldi. Onların hepsi geç geldi. Biz daha genciz. Onlar yaşlı olduğu için kalkamadılar sabah yataktan. Şimdi oldu işte bak. Evet. Bak şimdi oldu işte. Evet başka. Başka işte gençler hep geç geldi ben. Onlar neredeydi şimdi? Gittiler mi? Onlar gittiler, tatile gidecekler. Geç gelenler erken mi gidiyor hep? Hep erken gidiyor zaten. A takım oluyor geç gelenler. Onlar A, biz de daha bu gençiz. Onun için gençlik artık bu işlere bakmıyor. İnan ki gençler artık STK'lar değil. Onlar ellerinde bir internet. İşte, onlara bir ceza keseriz ama değil mi? Ya tabii ki keseriz. Tabii ki keseriz. Bak burada yenge var. Yenge. Az önce seni sevdiğini söyledi Burhan abimiz. Ayağını kaldırdı diyor şey. Nasıl? Ayağını kaldırdı da söyledi diyorlar. Ayağını kaldırıp da söylüyor. Ayağını kaldırıp da söylemişsin sen. Şimdi sen onun sevdiğine inandın mı? İnanıyorum. İnanıyor musun sen? Evet. Allah birliğinizi bozmasın ama şunu soracağım. Bugünkü Burhan abinin performansı nasıl oldu? Çok güzel. Her zaman çok çalışıyor. Seni çok takdir ediyorum. Evde de çok çalışır mı? Çalışıyor. Evde sana yardım eder mi abi? Yok. Hiç yardım etmez mi? Yok. Ama biz burada bakıyoruz. Herkesin sofrasında herkese yardımcı oluyor. Evde etmez. Öğrendim, bir istihbarat. Evde sana Burhan abi yardım etmediği gibi dükkanı da sana bırakıyormuş, evet, doğru mu? Evet. Ne yapıyorsun dükkanda? Çalışıyorum, yapamadım, arıyorum, soruyorum. Ya iyi de bu adam hiçbir işe yaramıyorsun. Ne yapıyorsun ki sen bununla? Bakkalı bekliyor, iş olmayınca bakkalı bekliyor. İş olunca da dernek peşine gidiyor, beni bırakıyor, ben bekliyorum. Allah birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Efendim, durup dururken dedim ki Ferhat, bunu sen sun. Ferhat, bunu sen sun. Aslında yorulmuştum. Allah razı olsun, ikiletmedi.
Gerçekten. Senin kadar olmasa da güzeldi ama. Ya çok güzeldi. Ama benim senin kadar. Benden biz, çok ama iyiydi. Ama bak şimdi şöyle. Biz tartışmayalım Ferhat. Benden çok iyiydi. İşi bilen insanla çalışmak gerçekten çok çok güzel. Yorucu olmuyor. Beni dinlendirdin. Hakkını helal et. Helal olsun. Ne bugün demek? Kırmadın. O yüzden programı kapatırken sana özel bir teşekkür etmek istedim. Önce şunu sorayım Ferhat'ım. Nasıl bir ortamda? Vallahi ben uzun zamandır piknikleri özlemiştim. Biz programlar falan yapıyoruz, gidiyoruz. Bazen misafir olarak gidiyoruz, bazen program yapmaya gidiyoruz. Ama bu program bana çok farklı geldi. Farklı bir atmosfer oluştu bu programda. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben hep ya bizim Samsun'un bir ilçesinin bir derneğine gidiyordum ya bir federasyonun derneğine gidiyordum. Ama burada şu bir fark var. Hem Samsun hem Amasya var burada. Samsun'la Amasya'nın kaynaşması vardı bugün burada. Samsun Amasya atmosferi vardı burada. O insanlarla tanıştık. Yeni yeni yüzler gördük burada. Yeni yeni insanlar, yeni yeni camiaları burada gördük. Ondan dolayı çok mutlu oldum ben bugün. Programı da biz yaptık. İnşallah yüzümüzün akıyla da programı noktalayacağız birazdan. İnşallah önümüzdeki programlarda da yine sizlerle de birlikte oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Efendim tekrar sevgili Ferhat kardeşim. Dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Normalde görüşürdük, belki karşılaşırdık ama ilk defa yordum kendisini. Hakkını helal et. Helal olsun. Biz programı burada noktalıyoruz. İnşallah başka programda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.